Sinüzit nedir? Sinüzit genellikle işte bu grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonrasında komplikasyon olarak gelişen bir durum çoğunlukla. Bazen tek başına da olabiliyor. Ve baş ağrısıyla kendini belli ediyor. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burunda akıntı. Bu akıntının belirli bir hani rengi oluyor genellikle. Sarı veya yeşil renkte. Kötü kokulu bir burun akıntısı. Geniz akıntısı, koku alamama, nefes burundan nefes alamama gibi şikayetlerle hasta bize başvuruyor. Biz baktığımız zaman endoskopik muayenede bazen bu sinüslerin açıldığı bölgede burunda orta konka dediğimiz bu burun etinin altına bütün sinüsler açılıyor. O bölgede biz sarı veya yeşil renkli akıntıyı gördüğümüz zaman sinüzit tanısı koyup tedaviye direkt başlıyoruz. Sinüzitler de çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlardan, bakteriyel ajanlardan kaynaklanıyor. Streptokoklar, Haemophilus influenza dediğimiz, Moraxella catarrhalis dediğimiz bakterilerden en sık gördüğümüz bakteriler bunlar. Bunlara etkili antibiyotikleri ve hani burundaki mukozanın ödemini alacak, dekonjeste edecek belirli grip ilaçlarıyla beraber derhal başlıyoruz. Bazen burunda endoskopik muayenede bir problem görmüyoruz. Böyle durumlarda da radyolojik tetkiklere başvurmamız gerekiyor. Radyolojik tetkiklerden de en çok bizim kullandığımız paranazal sinüs tomografisi. Ben hastalara anlatırken şu tabiri kullanıyorum çok, yani şu tabiri kullanmayı çok seviyorum. Şimdi endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi. Birinde kamerayla biz burunun içini muayene ediyoruz. Birinde de tomografi çekiyoruz. Bu ikisinin birbirinden farkı şöyle. Şimdi sinüsleri bir evin odalarına benzetirsek kamerayla biz sadece antreye bakabiliyoruz. Antreyi görüyoruz. Odaların içini ayrı ayrı biz kamerayla endoskopik muayenede göremiyoruz. Bazen odanın içindeki bu irin iltihap antreye sızmış oluyor. Biz kamerayla baktığımız zaman antredeki iltihabı görüp ilaç başlayabiliyoruz. Bazen de bu irin iltihap sadece sinüsün içinde kalıyor. Biz o zaman tomografiye ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki bakteriler dışında farklı ajanlarla da sinüzitler ortaya çıkabiliyor. Bunlar viral ajanlar yine olabiliyor. Veya fungal sinüzitler dediğimiz mantarlara bağlı dirençli kronik sinüzitler ortaya çıkabiliyor. Sinüslerde tabii ki hani iltihabın bir akut evresi var. Bir de kronik evresi var. Akut sinüzitlerde çoğunlukla ilaç tedavisine cevap alabilirken biz uyguladığımız antibiyotik tedavisine ilaçlara cevap alabilirken kronik sinüzitlerde ilaç tedavisine cevap alamıyoruz. Hastaya biz 6 hafta, 2 ay, 3 ay ilaç kullandırmamıza rağmen hastamızın şikayetleri düzelmiyor. Bu tür durumlarda da cerrahi olarak yine endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz kameralı yöntemlerle, ince aletlerle burun deliklerinden girip sinüsleri boşaltabiliyoruz. Bu şekilde kronik sinüzitleri de tedavi ediyoruz.